200 bin. Bu Türkiye'deki lösemili hastaların sayısı. Maalesef bu rakam her yıl hızlanarak artmakta. Neyse ki lösemiye karşı savunmasız değiliz. İlik nakli etkili bir tedavi yöntemi. Üstelik halkımız yardımsever, hem de çok. Şu anda doku bankalarında toplanmış binlerce kan örneği var. Bunlarla sayısız hastanın hayatı kurtulabilir. Ne yazık ki binlerce kan örneği ihtiyacı olan hastalara ulaşmak için laboratuvarda bekliyordu. Ödenek, malzeme ve altyapı olmadığı için İstanbul Üniversitesi'ndeki uzmanlar gerektiği kadar canı kurtaramıyorlardı. Sorun teknik altyapıda değildi. 28 bin gönüllü veriyi analiz edecek makineler vardı. Ama bu cihazlar bir nevi tonersiz çalışmayan yazıcı gibiydi. Bir işe yarayabilmeleri için başka malzemeler gerekliydi. Hasta çocukların bir umuda ihtiyacı vardı. Ve 2013'te bir grup gönüllü öğrenci bir araya geldi. Onların hayali Türkiye'de ilik nakli sürecinde yaşanan problemlere çözüm üretmekti. Bunun üzerine Enka İyilik Projesi başladı. Bağışçı sayısını ve farkındalığı nasıl arttırabiliriz diye düşündü iyiliksever gençler. Oturup tanıtım kitleri hazırladılar. Yardım eli uzatabilecek firmalara gittiler. Çabaları bir çığ gibi büyümeye başladı. Ve topladıkları bağışlar sayesinde 30 bin yeni gönüllü vericinin doku uyum genleri dizilemesi yapılmasına ön ayak oldular. Ne yazık ki 19 Mayıs 2014 günü Türkiye acı bir haberle sarsıldı. Tüm arkadaşlarının ortak kararıyla İyilik Hareketi artık Alpşen Vakfı adı altında yürütülüyor. Belki Alp artık arkadaşlarının yanında bağış toplamaya gidemiyor ama ruhen hep onların yanında.